Buran Nurgül arkadaşlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, buyur Yalçın Başkanım. Ekonomiyle ilgili. Sayın İl Başkanım. Gel Sayın Başkanım. Sayın Şehzade İlçe Başkanım. İlçe yöneticilerimiz. Sayın Kadın Kolları Başkanım. Sayın Şehzadeler. Belediyemiz. Grup Başkan Vekilimiz. Sayın ADD Başkanımız. Değerli partilerimiz. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ekonomiyle alakalı ve gündemle alakalı genel bir değerlendirme yapmak için toplandık. Ama aslında ben ilk defa bir basın açıklamasında nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çünkü siyasi iktidar gelinen noktada ülkeyi yönetemeyişi, rezalet açıklamalar, halkı kandırmalar ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle aslında nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Fakat şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kişi başına milli gelir 7 yıl üst üste azalmış durumda. Halkımızın kişi başına milli geliri. Buna rağmen en zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay 46,3'ten 47,5'e yükselmiş. Sürekli derinleşen bir fakirleşme varken azalan kişi başı milli gelire rağmen birliğinin büyüyen porsiyonları var bu ülkede. Bildiğiniz üzere asgari ücret açıklandı yakın zamanda ve bir kesim bu asgari ücrete çok sevindi yapılan zam neticesinde. Bakın bu yapılan zam değil. Size şöyle bir görselle anlatmak istiyorum. Asgari ücrete yapılan zamın haftasında ki ekonomik veriler baz alınmış durumda bu görselde. Gördüğünüz üzere o hafta dolara göre asgari ücret arttığında 5.277 lira olması gerekiyordu asgari ücret. Ki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da buna vurgu yaptı. Halkımızın sofralarında tencerelerin kaynaması için gereken gıdalara göre, örneğin sıvı yağa göre arttığında 6.042 lira olması gerekiyordu asgari ücret. Tavuğa göre arttığında 8.192 lira ki en temel besin kaynaklarımızdan biri. Tavuğa göre arttığında 8.192 lira, tereyağına göre arttığında da 5.420 lira olması gerekiyordu asgari ücretin. Yani verilen siyasal iktidar tarafından asgari ücretliye verilen bir lütuf değildir. Beklenenin aslında olması gereken altında bir zam yapılmıştır. Asgari ücretli kamu emekçileri, bu ülkenin çiftçileri, esnafı can çekişirken ne yazık ki kendine hoca diyen şarlatan Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz. Geçenlerde bozuldu, yolda kaldık. Koruma arabasına geçmek zorunda kaldım diyen bir hocayla karşı karşıyayız. Hoca demeye bin şahit lazım. Allah korkusu da yok Diyanet İşleri Başkanı'nın. Sosyal medyada tepkiden çekiniyormuş arkadaş. Ama Allah'tan korkmuyor. Bugün dolar 13 lira civarında seyrediyor. Bildiğiniz üzere 20 Aralık akşamı dolar 18.40'lardaydı. Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor her seferinde nas. Halkımız yatırım için değil bakın, kendini korumak için, parasını kaybetmemek için dolar aldı. Sonra bir açıklama ve o açıklamanın akabinde perde arkasında satılan dövizler. Genel Başkanımız yine bunu ortaya çıkarttı. Ve yalanladılar ama aslında kendilerini yalanlıyorlar. O gece 20 Aralık'ta Vakıfbank 4,5 milyar dolar, Halkbank 3,6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6,5 milyar dolar, Merkez Bankası'nın arka kapısından da yine 4,5 milyar dolar satılarak toplam 19,1 milyar dolar satılıyor doları düşürmek için. Niye? Algı yaratmak için. Devlet, hükümet manipülasyon yapar mı? Soruyorum size. Manipülasyon yapar mı? Bu paraları sattılar. Halk satıyormuş gibi algı yarattılar. Doları indirdiler. Şimdi 3 ay önce dolar 10 lira olacak dediğimizde biz diyorduk. Bakın bu böyle yönetilmez. Yanlış yapıyorsunuz. Dolar 10 lira olacak, 10 liraya geçecek diyorduk.
Bize diyorlardı ki dış müşteri maşasınız, vatan hainisiniz diyorlardı. Şimdi dolar 10 lira olacak dendiğinde sizi milli vatan evladı ilan ediyorlar. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a soruyoruz. Sen doları 18'den 12'ye indirebiliyordun da neden 12'ye çıkmasına, pardon 18'e çıkmasına müsaade ettin? Niye halkı kandırdın? Olan gariban oldu. Bir de bakan çıkmış söylüyor. Olan gariban oldu. Garibanı silkelediler diyor. Ya bu açıklama bir bakana, bu ülkenin bakanına yakışır mı? Bir de diyor ki gözlerime bakın, gözlerindeki ışıltıya bakın. Biz senin gözlerine baktığımızda yalancı, riyakar, iki yüzlü bir adam görüyoruz. Net bir şekilde. Hemen bu ülkenin bakanı, Hazine Bakanı hemen istifa etmelidir. O gece 20 milyar dolar satılmasaydı dolar düşmeyecekti. Şimdi dolar düştü. Ben yine sormak istiyorum. Vatandaşlarıma sormak istiyorum bu sefer. Vatandaşlarımıza. Dolar 18'e çıkarken her şeye zam oldu da 12'ye 11'e düştüğünde hangi zam geri alındı? Benzine, mazota yine aynı parayı veriyoruz. Una, şekere, yağa yine aynı parayı veriyoruz. Makarna olmuş 7 lira 8 lira. Halkın en garibanın kullandığı besin. Nasıl alacak bu insanlar bu gıda malzemelerini? Açıklanan faizle reel faiz örtüşmüyor değerli dostlar. Faiz %14 yanılmıyorsam. Bankalar %20'nin üzerinde %25-30'lara varan kredi veriyorlar halkımıza. Faizin %14'e düşmesi ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Daha tabii söylenecek çok şey var. Bizim mücadelemiz tabii ki devam edecek, bitmeyecek. Biz nasıl çözeceğiz? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi böyle çözecek. Bunu basın açıklamamızdan sonra da buraya bırakacağım. Bu önlemleri alacağız. Önce güveni sağlayacak adımlar atacağız. Sorunu yaşayan sosyal taraflarla bir araya gelecek anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konseyi hemen toplayacağız. Düzenleyici ve denetleyici kurumların yönetimine liyakatli kişiler atanacak, iş ehline teslim edilecek, ekonomik politikalarında akıl, mantık ve bilim öncelenecek. Cumhurbaşkanı tarafından kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi feshedilecek, fiyat istikrarını, bağımsızlığı güçlendirecek Merkez Bankası sağlayacak. Devlette israfı önleyeceğiz ve bunun için genelge yayınlayacak, israfa yol açan bütün uygulamalara son vereceğiz. Devlet yönetiminde başta kamu ihaleleri olmak üzere her alanda şeffaflık esas olacak, halkın denetiminin önü açılacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayıştay raporlarına müdahale edilmemesi için her türlü önlemi alacak. Burada hemen önemli bir noktaya değineceğim. Geçtiğimiz ki Sayın Grup Başkan Vekilimiz burada. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz. Geçtiğimiz Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Cengiz Ergün, ki Cengiz Ergün ayarı kaçıyor arada sırada böyle. Sayıştay raporu için dedi ki Sayıştay ekipleri geldi. Damadımın genel müdürü olduğu Spilaş'a çöktüler ifadesini kullandı. Bir yargı kurumuna bir belediye başkanı nasıl çöktüler ifadesini kullanabilir? Siz beraber yönetiyorsunuz bu ülkeyi. Biz de parti avukatları olarak TCK 301 gereği Sayın Cengiz Ergün hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dün Sayın Savcı elimizde bütün belgeleri talep etti. İnşallah Cengiz Ergün hakkında da soruşturma açılıp gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Yargıya bu konuda güvenimiz tamdır. Bir belediye başkanının haddi değildir yargı kurumuna çöktüler ibaresini kullanmak. Devam ediyorum. Döviz garantili ihaleler ki ülkemizin başında bu garabettir ne yazık ki. Hakkaniyetli bir anlayışla Türk lirasına çevrilecek ve ayrıntıları kamuoyuna açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ivedilikle stratejik planlama teşkilatı kurulacak. Bunları yapacağız. Korkmak yok, umutsuzluğa kapılmak yok. Cumhuriyet Halk Partisi millet iktidarıyla beraber
dostlarıyla beraber gümbür gümbür geliyor. Ve ben son olarak şu görseli göstermek istiyorum. AKP'nin sonu budur sevgili dostlar. AKP ne zaman halkta desteğini yitirse, ne zaman yaptığı uygulamalar sonucunda güvenilirliğini kaybetse yeni kaoslar, yeni senaryolar ortaya koyuyor. Bir süredir düşen bu desteği tekrar halkı yanına çekebilmek için faiz sebep, enflasyon netice diye dünya ekonomi tarihine bir teori hediye ettiler. Ve tüm dünya tarafından gülünen ve hatta Putin tarafından da altı çizilen bu saçma sapan teori sonucunda ülkemizin geldiği nokta budur. Şimdi yeni bir kaos çıktı. Nas dediler, başkanın dediği gibi işte nereye giderse Çin modeli dediler. Sonra bu balonu şişirdiler. 20 Aralık gecesi balonu patlattılar. O süreç içinde çocuğunun okul parasını, kızının çeyiz parasını, kendi kefen parasını, hastane parasını bir kenarda tutan halkımız bu yangın karşısında eriyen kar gibi parasını kurtarabilmek için dövize döndü. Baktı ki her gün gidiyor ve bunların da istediği buydu. Balon patladı, piyasaya müdahale ettiler, halkın parası pul oldu. Bir avuç insan Yalçın Başkan'ın dediği gibi tekrar vurgun yaptı. Bunu Bakan Nebati de açıkladı ki Bakan Nebati inanıyorum Türkiye siyasetinde Ali İhsan Yavuz, Cahit Özkan'dan sonra yeni çıkan süperstardır kendisi de. Bunu da gösterecektir tarih. Ve Bakan Nebati dedi ki kaybeden küçük yatırımcı oldu, kazanan büyük yatırımcı oldu. Ya bu utanılacak bir şeydir. Siz orada bir avuç azınlığın değil, insanların, halkın hakkını savunmak zorundasınız. Şimdi bu güne geldiğimizde 20 Aralık'a kadar birçok şey oldu. Başkanın dediği gibi bunu neden çıkarmadınız? İnanıyorum ki 20 Aralık günü Sayın Cumhurbaşkanımız öğleden sonra rüyasına bir aksakallı zat geldi. Bunu söyledi. Çünkü orada düşünmesi gerekirdi. Her gün vatandaşlar öyle diyor. Ve bu öneriyi söyledi. Bakanlar Kurulu'ndan sonra da anlattılar ama maalesef bu 1970'lerde ve 80'lerde uygulanan ve halka çok büyük zarar verdiği anlaşıldığı için hemen iptal edilen bir uygulamadır. Ve döviz artsa da bir de bu DEM deniyor, döviz endeksli mevduat. Bu DEM'e göre döviz artsa da aradaki farkı halk verecek, biz vereceğiz. Bankada parası olmayan parası olanı fonlayacak. Ya bu insanlar pazardan taneyle artık alışveriş yapıyor. Bu insanlar, halkımız artık kasap dükkanına karşıdaki kaldırımdan bakıyor. Bu insanların daha neleri kaldı da nelerini alacaksınız? Eskiden fakirden, dar gelirliden, zengine emme basma tulumba gibi para çekiliyor diyordu. Sağ olsunlar şimdi dörtlük dalgıç pompa gibi çekiyorlar bu paraları. Yapmayın, yazıktır, günahtır. Bir de bu olmadığı gibi şimdi de marketlere, maliyecileriyle, zabıtalarıyla marketlere basıyorlar. Ve diyorlar ki işte fiyatları düşürün. Ya nasıl düşecek? Siz hiç mi ekonomi bilmiyorsunuz? Yeter algı yarattınız. Mazotu düşürdünüz mü? Elektriği düşürdünüz mü? Doğal gazı düşürdünüz mü? Asgari ücret 4500 lirayı geçti. Bunların bir maliyeti oldu. Kredi çekmek istiyor sıkışan zor durumdaki KOBİ'ler. Faiz nas dediğiniz 14'e çektiniz politika faizini ki buradaki üreticiye hiçbir faydası yoktur. %30 da ticari kredi çekiyor bu insanlar. Ha politika faizi düşmesinin bir tek faydası yine zenginlere oldu. Merkez Bankası'ndan parayı ne siz ne biz ne Ayşe teyze ne emekli Ahmet amca alır. Sadece banka %14 ile alır gider %25 ile hazineye satar. Tatlı para yine onlara çalıştır. Ve bunun sonucunda bu insanlar maliyetlerini nasıl düşürecekler? Üretim mi arttı bu ülkede? Nasıl artacak? Gübre %400 arttı. Bir daha alay eder gibi gübre fiyatlarını düşürdük %20. Ya önce bindirdiniz %400, şimdi indirdiniz %20. Nasıl düşecek bu fiyatlar? Burada bir de bunları eleştirdiği vakit yeni bir karar çıkardılar. Bu eleştiren bilim adamlarına, iktisatçıları suç duyurusu. Bunlar hakkında savcılıklara başvuruyorlar. Yani halkı kısaca görmedim, duymadım,
söylemedim diyen üç maymunu oynamasını istiyor. Öyle bir şey yok. Burada sesleniyorum. Bizler tebaa değil, bizler vatandaşız, bizler milletiz, bizler halkız. Sizin dediğiniz tebaa biat eder. Bizler verdiğimiz paranın çocuklarımızın geleceğini sorgulamasını yapıyoruz. Bunu susturamayacaksınız. Bu algıları yürütmekle nereye kadar gideceksiniz siz? Bir de aynı şekilde dün genel başkanımız, Allah söyletiyor, genel başkanımız bir daha açıklamada bulundu. Bu KPSS'de yıllardır emeği, hakları çalınan, kahırdan annesinin saçlarına yıldızlar düşen çocuklarımızın hakları yenildi. İşte çok uzağa gitmeye gerek yok. Bir tanesi de benim ilçe başkan yardımcı, Hasret Uzun, avukat. Hakimler ve savcılar yüksek sınavında Türkiye ilk 200'ün içindeydi. Ama maalesef bu kardeşimin de, bu başkanımın da hakkını o zaman çatır çatır yediler. Ve buradan tüm haksever halkımıza soruyorum. Bu dört kitabın hangisinde? Bu çocukların, bu ailelerin geleceğini çalmak hangisinde var? Hangi kitapta var? Hangi inançta var? Yazıktır, günahtır. Ülkeye getirdiğiniz durum belli. Ve arkadaşlar, bunlar istiyorlar ki gecenin olması sorun değil bunlar için. Biz bir daha güneşin doğduğunu unutalım istiyorlar. Ama biz de diyoruz ki biz 82 milyon acıda, sevinçte, tasada bir olan halkız. Biz haklıyız, biz kazanacağız. 2022 yılında ülkemizde umudu, geleceği hep birlikte kuracağız. Değerli basın mensupları, bugün burada hem ekonomik kriz hem gündemle ilgili yılın son basın açıklaması için sizlerle bir aradayız. Arkadaşlarımız çok güzel söylediler. Bu ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz var. Artık kriz buhrana dönüşmüş durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece ekonomiyi değil, ülkeyi de her alanda yönetememeyle karşı karşıya. Özellikle de bu ekonomik krizde halkın alım gücünün büyük oranda düştüğünü görüyoruz. Asgari ücrete ne kadar zam yaparsanız yapın, önemli olan halkın alım gücünün olmasıdır. Ve fiyatlar 3 ay öncesiyle karşılaştırıldığında o kadar ciddi artışlarda oldu ki halk artık günlük yaşamıyor, maalesef öğünlük yaşıyor. Bizler hiçbir zaman bir siyasi iktidarın başarısızlığından nemalanmak isteyen bir anlayışa sahip değiliz. Keşke ülkemiz iyi yönetilse, biz muhalefet görevimizi gene yapsak. Ama ülkemizin yönetilememe diye bir problemi var. Bakın, yönetim demiyorum, kötü yönetim demiyorum. Hayatın her alanında AKP artık bu ülkeyi yönetemiyor. AKP iktidara geldiği 2002'de tüm çiftçilerin, tüm bankalara, tarım kredi kooperatiflerine borcu sadece 5 milyardı. Bugün 150 milyar. Yani çiftçinin battığını görüyoruz. Esnafın toplam borcu AKP iktidara geldiğinde 3 milyardı. Şimdi esnafın borcu tüm Türkiye'de 100 milyarı aştı. Yani esnaf battı. Her alanda AKP ekonomik krizi, siyasi krizi, hukuki krizi gündeme taşıdı ve bunları da bir krizler yumağı haline getirdi. Bizler artık şuna inanıyoruz. Hemen seçim, erken seçimde değil, hemen seçim bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözülemeyecek sorun yok diyoruz. Yeter ki bu ülkede iki şey olsun, adalet ve liyakat. Adalet ve liyakatın olmadığı bir ülkenin gelişmesi ve huzura ermesi mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı ile birlikte
oluşturacağı iktidarda en temel iki ilkemiz adalet ve liyakat olacaktır. Ülkeyi adaletle, liyakatla yönetecek kadrolara Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı fazlasıyla sahiptir. Yine özellikle gübre fabrikalarının özelleştirilmesi, yem fabrikalarının özelleştirilmesi stratejik bir hatadır. Gübre fabrikalarının, yem fabrikalarının özelleştirilmesi üreticinin ucuz yem ve gübre almasının önündeki en büyük engeldir. Üretici tekellerle baş başa bırakılmıştır. Bir ülkede üretim olmazsa, bir ülkede tasarruf olmazsa o ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk iktidarında hem üretim seferberliği hem tasarruf seferberliği başlatacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Örgütü olarak da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar yanındayız. Ekrem İmamoğlu'na kurulan kumpaslar, kurulan tuzaklar halkın gücüyle bir bir boşa çıkartılacak ve Ekrem İmamoğlu İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet etmeye, halkçı belediyeciliği en iyi şekilde göstermeye, uygulamaya devam edecektir. Ve yine yeni yılda özellikle halkımız umutsuz olmasın. 2022 yeni bir başlangıç olacak ve yeni yılda ekonomik üretimin olduğu ve özellikle de gündüzlerinde işsiz dolaşılmayan, gecelerinde aç yatılmayan bir ülkeyi eninde sonunda kuracağız. Bu potansiyel hepimizde var. Ben halkımızın ve tüm yoldaşlarımın, tüm dostlarımın, tüm basın mensuplarının yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın hepimize güzel bir gelecek getireceğine yürekten inanıyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Bundan bir süre önce Genel Başkanımız Urfa'da güneş enerjisiyle elektriğin belediye tarafından karşılanabileceğini söylemişti. Bununla ilgili de Recep Tayyip Erdoğan dedi ki elini tutan mı var? Gel sen de başlat ya da Adana'da niye yapmıyorsun, Mersin'de niye yapmıyorsun gibi. Şimdi bu tür enerjiler, rüzgar enerjileri, RES, güneş enerjisi, GES, hidroelektrikler, HES, bu tür enerjilerin yerleri jeolojik özelliklere sahip olması lazım. Her yere güneş enerjisi, her yere rüzgar enerjisi veya hidroelektrik santral yapılması imkansız. Bu bir. İkincisi, ilk önce yetkisi olması lazım. Bir şeyi yapması gerekenin bir yetki olması lazım. Yetki olandan görev istenilir. Urfa'daki halkımız bize böyle bir yetkiyi son seçimlerde vermedi, yerel seçimlerde. Yetki olmayınca da görevin sorgulanması biraz abes. Burada şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şeyden haberi yok veyahut da hatırlayamadı ya da hatırlatamadılar. Manisa'da Gölmarmara Belediyesi AKP'den bu belediye 10 dönüm arazi üzerine 2200 tane güneş paneliyle güneş enerjisi üretiyor. Ve belediyenin kendi taşınmazlarında kullandığı elektriği, aylık faturası 28 bin lira olduğunu kendi söyledi. Başkan, biz geçen Büyükşehir Meclisi olarak oraya bir ziyarette bulunduk. Bu güneş enerjisi yerlerini gezdik, gördük de. Ayda 28 bin lira elektrik faturasını ödemediği gibi Gölmarmara Belediyesi'nin 22 bin lira da devlete satıp elektriği her ay 22 bin lira bir gelirinin olduğunu söyledi. Şimdi bunu yapan kendi belediyesi, Manisa'mızın bir ilçesinin belediyesi bunu yapıyorsa basının önüne çıkıp da Sayın Genel Başkanımıza belediyelerin elektrik üretme yetkisi yoktur, böyle bir şeyi söylemeden, bilmeden konuşuyorsunuz demesi aslında kendisini gülünç duruma düşürüyor ama
Ne yazık ki dolar 2 lira düşünce halay çeken bir vatandaşlarımız, halkımız olduğu sürece bunu da değerlendirecek olan kesim artık ne kadar bilinçli, ne kadar duyarlı olur bilemiyorum. Veyahut da biliyorum, herkes de biliyor aynı şeyi. Netice itibariyle bunu AKP Belediyesi yapıyor. Gayet rahat da yapılabilir. Dönsün kendi bizim çok yakınımız, hemen baksınlar, incelesinler. Bu anlamda bir hatırlatma yapmak istedim bunu da. Ulusal basında bununla ilgili haberler yer aldı. Ama bu konu bizim hemen yakınımızda var. Ayda 50 bin lira bir gelir sağlıyor. Devlete de satıyor yani belediye. Madem bu yapılamıyor, belediyeler güneş enerjisi üretemiyor da çıkıp genel başkana sen bilmediğin bir konuda konuşuyorsun. Belediyelerle kendi belediyesi 22 bin lira sattığını söylüyor. Ulusal basın geldi diyor bana, Hürriyet'te röportaj yaptı, CNN'e çıktım diyor. 10 dönüm arazi üzerinde 2200 tane paneli var güneş enerjisiyle. Hem devlete satıyor, para kazanıyor, hem kendi elektriğini ödemiyor. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir öneriyle halkın karşısına çıktığında bu iş bilmezliktir, bu bilgisizliktir diye savunma yapılıyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben Şehzadeler İlçe Başkan Yardımcısı Hasret Uzun, avukatım. Başkanımızın da söylediği gibi hukuk fakültesinin üzerine yoğun bir emek ve çaba sarf ederek hazırlandım. Süre sonunda hakimlik ve savcılık sınavına girdim. Türkiye derecesi yaptım. Fakat sınava girerken bile zaten kazanamayacağımı biliyordum. Çünkü ben onların yandaşı değildim. Ve hakim savcı olsam bile bana sözünü geçiremeyeceklerini biliyorlardı. Onlar da tabii ki her zaman yaptıkları gibi kendi yandaşlarını koruyup kollayarak sınavı kazandırmayı tercih ettiler. O zaman birlikte el ele yürüdükleri halde sonradan bunun adı FETÖ oldu. Şu anda da görüyorum ki yine aynı zihniyet. Aslında yine aynı insanlarla el ele yürüyorlar. Fakat gençlerin emeklerini hiçe saydıkları halde yarın bir gün belki de adına başka bir şey söyleyecekler. Ama başkanlarımın da söylediği gibi geliyor gelmekte olan. Tabii ki bu düzen de değişecek. Gençler de emeklerinin karşılığını almaya başlayacaklar. Teşekkür ediyorum. Evet, mülakattan elendim. Puan ne kadar? Başarılı başarısız yazıyordu sadece. Evet. 200'e giriyor. Türkiye 200. Yazılı da 200'e girdi. Türkiye ikincisi. 200'ü. 1500 kişi alıyorlardı ama nedense 200'üncüyü alamadılar. Evet. Kaç para almıştınız yazılıda? 86 olması lazım. 80. Hakim ve savcılık sınavı. Evet, evet. Ne zaman girmiştin bu sene? 2013'te girdim ben. 2013'te. Tabii.